Merhabalar ben Yakın Kampüs'ten Cengiz Kurtoğlu. Sinema 4D derslerinde ilk extrude çalışmamızda poligon modelleme yöntemiyle extrude aracını nasıl daha verimli kullanabiliriz ve ayrıntıları neler? Ekranda görmüş olduğunuz kutu tasarımından bir box üzerinden farklı extrude teknikleriyle objelerimizi nasıl değiştirebiliriz, modifiye edebiliriz ve bir sphere üzerinden, bir küre üzerinden, yarım küre üzerinden nasıl farklı varyasyonlarda objelerimizi çoğaltabiliriz. Bunlar üzerine çalışmalarını inceleyeceğiz. Bu derslerimiz artık çok önemli çünkü poligon modelleme çalışmaları modelleme için en önemli yapı taşlarından. Dilerseniz dersimize direkt geçelim ve bunların ayrıntılarını öğrenelim. Şimdi ilk adımda bu dosyayı sizle paylaşacağım. Ben yeni bir e, dosya açıyorum. Ve bu çalışma üzerinde e, bir kutu getirerek başlıyorum. Normalde bu kutu üzerinde hatırlarsanız bir önceki dersimizde de incelemiştik. E, segmentleri yani buradaki kenarları arttırabiliyorduk. Bunu görebilmek için şurada Display üzerinden e, görünümü açıyorum. Ama bunun dışında bir de C tuşuna basıp bunu Editable, poligon modelleme haline getirebiliyorduk. Şimdi burada e, seçtiğim poligonları şöyle shift ile üçünü birden seçiyorum örneğin. Şimdi normalde sağ tık extrude ile biz bunu çoğaltabiliyoruz. Şöyle biraz ileri doğru ittim. Bakın üç farklı e, poligon için yeni extrude alanı oluşturdu. Ama ben istiyorum ki e, burada bunun şöyle e, yönünü değiştirelim daha rahat görebilmemiz için. Pardon. Şöyle 180 derece çevirdim. Şimdi bir kutudan bu şekilde bir model oluşturduk. Tabi bunun üzerinde dilediğimiz gibi değişiklikler yapabiliriz. Tekrar şöyle poligon modeline dönüyorum bu parçam için. Bakın şuradaki objeleri seçebiliyorum. Shift'e basılı tutarak bunları seçtikten sonra tekrar sağ tık extrude diyorum. Şimdi demin yaptığımız şeyde maximum angle 91 dereceydi ve grup olarak bunları koruyordu. Eğer grup olarak bunları koruma dersem bakın ne yapıyor direkt e, grup dışında hepsini lokal olarak çoğaltıyor ve bu şekilde karşıma bir obje çıkarabiliyor veya yine preserve group derken bunun derecesini 90'ın altına düşürdüğümde bakın maximum angle'ı bu şekilde işe yarıyor. E, bunu daha ayrıntılı görmek için farklı bir örnek yapacağım şimdi bunu bir kenara taşıyalım şöyle yeni bir kutu getiriyorum tekrar C'ye bastım. Bunu e, poligon modeli uygun editable hale getirdim. Shift'e basıp şu 3 tane yüzeyi seçiyorum. Poligonu seçiyorum. Daha sonrasında sağ tık extrude dedim. Maximum angle bakın 79'dan. Eğer şöyle yana doğru basarsanız rahatlıkla o seçili objeleri çoğaltacaktır. Eğer CTRL Z dedim hiçbir şeye basmazsanız bakın hepsini birden çoğaltıyor. Bu da bir yöntem. Bazı durumlarda bunu kullanmak isteyebilirsiniz. E, o yüzden bunu da görmüş olalım. Bu parça üzerinde eğer e, bütün yüzeyleri çoğaltmak istersek bu şekilde parçamızı farklı bir hale getirebiliriz. Şu ilk halinde tekrar bir deneme yapalım. E, poligon modeli üzerinden C'ye bastım. Şu üçünü extrude ile şöyle çoğalttım. Eğer ki bunlar üzerinde şu an mesela burada e, Extrude aracındayız ama tam olarak görülmüyor. Burada tuğla basarsak Mod'dan o Extrude aracı artık hangi araçtaysak o e, kısım gelecektir. Şurada Options parametreler var. Tool'da ise tekrar e, ilk haline dönme ve yeniden Extrude yapmak için bazı özellikler var. Shift'e basılı tutarken şu ikisini seçerseniz daha rahat hareket edeceksinizdir. Offset üzerinden bakın bunları değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda bu extrude verdiğimde aralarına subdivision üzerinden yeni kenarlar atayabiliyorum. Bu da bizim işimize yarıyor. Bunun gibi bazı özellikler var. Grup olarak bunları korumak. Yani şu ikisi arasındaki fark görmüştük zaten. Ve Create Caps de son kısımlarını kapatma üzerine. Şu varyasyonu da bir küre üzerinden görelim dilerseniz. Şunu şöyle kenara taşıyalım şu şekilde şimdi bir küre getiriyorum. Ve bunu yarım küre yapmak istiyorum ben. Biraz çapını arttıralım şöyle. Şöyle. Yarım küre yapmak için burada e, basic üzerinde daha doğrusu obje üzerinde tip var. Hemisphere diyorum ve yarısını alıyorum. Şimdi bunu C'ye bastım. Editable yaptım. Hiçbir şeye dokunmadan bunun bütün poligonlarını şöyle yukarı doğru kaldırdığımda bakın ne yapıyor? Belli bir thickness veriyor. Bir kalınlık veriyor. Bu katı model oluşturmanız için direkt faydalı ve 3D printable bir katı model gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bir thickness yani kalınlık verdi. Ama ben farklı bir yaklaşımda bunu yapmak istiyorum. Mod'dan tekrar Tool'a geldim. Şuradan e, maximum angle 79 ama Preserve Group grupsu kapatıyor. Şimdi büyüttüğümde bakın ortaya bambaşka bir tasarım çıkıyor. Gördüğünüz gibi. Eğer ki şu varyasyonu arttırırsanız bakın farklı e, bir he, her lokal olarak e, büyüyen Extrude kısımlarını bir varyasyon üzerinde yüzdeliği alıyor ve onlar arasında bakın gördüğünüz gibi belli değişiklikler yapıyor. Bu daha farklı modelleme teknikleri için işinize yarayabilir ve bunu hızlıca şurada subdivision surface üzerinden üzerine getirdiğinizde bakın ortaya bambaşka organik bir model çıkarabiliyorsunuz e, ve bunu sürekli gelip e, tool üzerinden rahatlıkla aslında e, değiştirebileceğimiz bir çalışma oluyor bizim e, yaptığımız e, bu e, extrude modeli üzerinden. Şuradan tekrar e, sphere'e gelip poligonu seçtiğimizde bakın burada e, offsetleri tekrar onun üzerinde değiştirebiliyoruz. Şöyle tekrar geldim sphere'e. Bu gibi yapıları Extrude özelliği üzerinden rahatlıkla oluşturabiliyoruz. Tabi bunlar üzerinde ne yapmamız gerekiyor? Farklı farklı örneklendirmeler yapmamız gerekiyor. Ve burada hızlıca geçiş yaptık ama oluşturduğumuz şu Subdivision Surface'ler çok önemli oluyor. Burada yeni kenarlar oluşturuyoruz çünkü ve tekrar bu objemin üzerine geldiğimde bunun üzerinde rahatlıkla aslında değişiklik yapabileceğim. Çünkü biz bu kenarları seçtiğimizde hatırlarsanız örneğin e, loop selection ile şuradaki kenarları seçip tekrar bunlar üzerinde extrude denemeleri yapacağız ve o zaman aslında modelimiz e, bambaşka bir e, hale gelecek ve e, dilediğimiz gibi aslında ayrıntılandıracağız bu çalışmaları. Örneğin şu kısımda yine extrude yapıyorum ve bu noktadan itibaren Şöyle değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi ortaya farklı farklı tasarımlar çıkıyor. Tabi bu yapıları da Subdivision Surface üzerine aldığımızda işler değişecek. Tekrar şöyle yapalım. Hızlıca görmek için. Bakın ortaya çok farklı bir yapı çıkıyor. Biz burada neye ihtiyacımız var? Ben şu kenarların sert olmasını istiyorum. Subdivision Surface olmadan. Pardon, şu kısımda, e, e buralara kenar eklememiz gerekiyor. Bu kenarları arttırdığımızda farklı e, yöntemlerimiz olacak. Bir sonraki dersimizde de bunu inceleyeceğiz. Şuradan örneğin küp üzerinde, e, extrude Inner gibi bazı özellikler kullanacağız. Şöyle iç kısmı daha ayrıntı eklemek için e, veya onun dışında kullanacağımız e, bazı e, araçlarımız olacak, ekstra e, kenar eklememiz için. E, bu aslında poligon modellemenin başı diyebiliriz. Şurada. Bakın kenarın daha sert olduğunu. Şuradakinin ise yumuşak olduğunu görebiliyoruz. Ve bu şekilde ortaya farklı tasarımlar çıkarabiliyoruz. Umarım sizler için faydalı bir ders olmuştur. Eğer çalışmalarımızı beğeniyorsanız lütfen yorum kısmına yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ve Cinema4D derslerinde... Poligon modelleme üzerine çalışmalarımız devam edecek ve ayrıntılı olarak aslında animasyon, render, malzeme ve ışık üzerine de çalışmalar hazırlamaya çalışıyorum. Ve bu kursumuz bir Udemy kursuna dönüşecek ve daha ileri seviye sinema 4D derslerinde ilerleyip projeler oluşturmak isterseniz o kursumuzu da hazırlıyoruz. Yorum olarak düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz. Bir sonraki derslerimizde görüşmek üzere.